Güzel bir fasulye diplemesi yapayım dedim bugün. Fasulye diplemesini içinizde bilenler mutlaka vardır. Bilmeyenler için güzel bir tarif gelecek. Tam yine mevsiminde fasulyelerimiz. Hatta şimdiden alıp buzluğunuza da atabilirsiniz. Taze taze, inanın kışın o kadar büyük kolaylık oluyor ki. Fasulyeleri şöyle gördüğünüz gibi 1 santim kalınlığında doğruyorum. Şöyle 4-5 tane birden alalım ki hepsi bir arada çıkıversin. Bakın hepsini bir araya getirdim. 1 santim kalınlığında olacak şekilde doğrayacağım hepsini. Sonrasını yaparken anlatırım nasılsa. Şimdi sıra domateslerde. Yine 2 tane domatesimiz var. Domates olmazsa olmaz. Normalde bunu her şeyi çiğden de yapabilirsiniz ama ben birazcık kavuracağım sanırım. Ne olur ne olmaz diye. Fasulyem aslında taze. Ama altlarda daha önceki haftalardan kalanlar da vardı. O yüzden cesaret edemedim açıkçası. Önceden o yüzden azıcık da olsa bir kavurma işlemi uygulayacağız. Evet, malzeme listemizi hemen söyleyeyim size. Aslında yeşil mercimek yok ama dün yaptığım yemekten kalan yeşil mercimeğim vardı. Ziyan olsun istemedim, içine katacağım, bence bir zararı da olmaz ama siz istemezseniz katmayın. Hatta benim bir arkadaşım vardı, çok severim kendisini, Esin'cim. O bunun içerisine havuç rendelerdi ve harika olurdu. Havuç olsaydı içine bir de havuç rendeleyecektim ama baktım evde kalmamış. İsterseniz bunun içine havuç da rendeleyebilirsiniz. Hem renk olarak hem de görsellik olarak çok da tat olarak da güzel olacaktır. Çünkü yedim, denedim ve çok sevmiştim. Şimdi haydi bismillah deyip yapmaya başlayalım. Evet, fasulye diblemiz hazır. Yine her zaman olduğu gibi ama itiraf etmeliyim ki pirinci fazla kaçırdım. Ne olacak bu benim elimin ayarsızlığı? Halbuki ilk önce koyduğum ölçü tamdı. Tam bir su bardağı yetiyordu. Sonradan bir yarım su bardağı daha ekledim ben. Tutamadım kendimi. Az gibi geldi gözüme çünkü. Neyse, lezzet harika, tadına bakıldı. Muhteşem. Ama pirincin birazcık daha az olması gerekiyor. Şöyle yakından göstereyim. Mis mis mis. Evet, yemeğimizi pişirdik. O zaman şöyle güzel de bir kurabiye yapalım mı? Üstelik öyle böyle bir kurabiye yapmayacağız. O kadar basit, o kadar pratik ve o kadar lezzetli. Yani anlayacağınız o kadar. Şimdi hemen malzeme listesini söylüyorum. Sadece 3 çeşit malzemeyle yapabileceğiniz muhteşem bir lezzet geliyor hanımlar. Eminim bu kurabiye yaptıktan sonra bana birçoğunuz teşekkür edeceksinizdir. Şimdi
Kabartma tozu yok. Bunu ekstradan söylüyorum. Vanilya yok. Sadece bir paket. Aşağı yukarı 150 gram kadar puding. Bir su bardağı kadar sıvı yağ ve 3 su bardağı kadar unumuz var. İşte hepsi bu kadar. Hem basit hem lezzetli hem görseliyle hem de sunumuyla damaklarınıza iz bırakacak bir tarif. Üstelik çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz, ani gelen misafirlerinize de güzel bir paylaşım olacaktır. Hemen unu ekliyoruz. Unu mutlaka kontrollü ekleyin. Çünkü ben böyle söylüyorum ama belki hani pudinginiz az olur, çok olur, bardak ölçünüz belki büyüktür, küçüktür. O yüzden kontrolü eklemeyi unutmayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Evet, artık bu aşamada yoğurarak devam edeceğiz. Şöyle söylediğim gibi ele yapışmayan bir hamur olacak şekilde güzelce yoğuruyorum. Evet, güzelce yoğurdum ve bütün malzemem gördüğünüz gibi hazır. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şimdi nasıl şekil vereceğimi göstereceğim sizlere. Evet, hepsini yuvarladım. Şimdi nasıl şekil vereceğimi göstermek istiyorum. Ama söylediğim gibi bu şekilde yuvarlak da bırakabilirsiniz sizler. Sonradan üzerine çikolatalı sos falan da yapabilirsiniz. Ben böyle şekil vermeyi tercih ettim. Bakın hem görüntüsü güzel hem de lezzeti harika bir tarif. Hepsini yine bu şekilde yapacağım. Kurabiyelerimiz çok kısa bir sürede hemen piştiler. Gayet de görüntüsü güzel oldu. Şimdi ilk sıcağıyla dokunmuyoruz. Sonrasında isterseniz söylediğim gibi çikolatalı sos ya da farklı şeylerle süsleyebilirsiniz. Ya da benim gibi pudra şekeri ekebilirsiniz. Azıcık dursun, biraz soğusun, daha sonra pudra şekerini ekip öyle servis ederiz. Evet, artık kurabiyelerimiz soğudu. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Ve hemen üzerlerine güzelce pudra şekerlerimizi de ekelim. Alın size çok kısa sürede mis gibi kurabiyeler. Tadı da gerçekten harika. Daha önce denediğim için çok iyi biliyorum. Evet, kurabiyelerimiz artık sunum için hazır. Şöyle eşimle kendime bir Nescafe yaptım. Yalnız dışarıdaki yağmura bakar mısınız? Sanki gök delinde 2 günden beri. Orada da birçok yerde şu anda sel felaketleri, taşkınlar falan varmış. Allah'ım sen afetinden koru diyorum. Bu çikolatalar da Almanya'dan gelen komşularımızdan, sağ olsun Zeynep'ciğim beni de unutmamış. Bir 5 dakika yanına kahve içmeye diye geçtim. O da gelirken bize de çikolata getirmiş. Şimdi hem de onun da tadına bir bakarız. Bakar mısınız havaya? Allah'ım seni esirge. Gündüz gözü karanlık gibi. Yağmur diner dinmez hemen şöyle bir markete gittim, geldim. Burada gösteremeyeceğim hiçbir şey yok. Hepimizin evlerinde alabileceği şeyler olduğu için, hem de bazılarıyla alakalı
önerilerim olduğu için o yüzden göstermekte bir sakınca görmedim. Bir de market paylaşımları, alışveriş paylaşımları gerçekten YouTube'da çok fazla ilgi görüyor. Onun üzerine ben de gösterebileceğim kadarını sizlerle paylaşacağım. Şu anda A101'de gerçekten çok güzel bir kampanya, çok güzel bir indirim var arkadaşlar. Ay dur şöyle birazcık daha düzenleyelim. Kampanya ve indirim var. Hatta şu cam, borcam ürünlerinde çok daha fazla var. Eğer evlerinizin yakınlarında varsa bence bir koşu gidin bakın derim. Benim şöyle bir büyük bir kaba ihtiyacım vardı. İşte hamur işlerimi, böreklerimi işte vesaire tatlılarımı yaparken böyle bir kap lazımdı. Bu kadar büyüğü yoktu. 49 liradan 39 liraya düşmüş. Bence güzel bir indirim. Değerlendirilmeliydi. Ben de görmüşken hemen değerlendirdim. Şunu göstermek istiyorum size. Evet, hepimiz evlerimizde çok güzel patatesli börekler yapıyoruz. Hem de böyle lezzetine hiç kimse bir şey söyleyemez. Ama bazen çok sıkışıyoruz. Mesela tam misafir gelecek, işte çayın yanına ya da kahvaltı hazırlıyorsunuz. Ay şu anda hemen ne yapabilirim dediğiniz anda ya da bugün mutfağa girmek istemediğiniz anda şöyle şunun, bunun farklı çeşitleri de var ama benim favorim patatesli olanı. Gerçekten çok seviyorum. Hemen alıp buzluğuma kaldırıyorum. Hatta attım bile. Sıkıştığım anda çıkartmak için. Sumağım bitmişti. Aslında memleketten alıyoruz ama alamadım bu sefer. Zamansızlıktan mı, neysizlikten bilemiyorum. O yüzden marketten aldım. Şöyle lavaş aldım. Neden? Çünkü bugün Kayseri yağlaması yapacağız ekstradan. Çocuklar da seviyorlar. Ben pratik olanını seçiyorum. Size de pratik olan yöntemini göstereceğim. Kayseri yağlamasının iç harcı nasıl hazırlanıyorsa aynı o şekilde hazırlayacağız. Ama yufkasını hazır lavaştan yapacağız. İnanın çok lezzetli ve çok pratik oluyor. Denediğiniz zaman bana teşekkür edeceksiniz. Çünkü böyle hemen bir şeyler yapıvereyim ama güzel bir şeyler olsun dediğinizde çok güzel olacak. Domates aldım. Birkaç parça evde eksikler vardı. Onları da hallettim. Şimdi hemen şurayı kaldırıyorum. Çünkü Ülkü'nün evinde elektrik falan yokmuş. Ben de storiesini de gördüm. Ne yapıyorsun dedim. Ya dedi sorma, günlerdir dedi aynı sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü Ordu'da gerçekten ciddi anlamda yağmurla, yağışla alakalı sıkıntılar var. Dedim Ülkü şarjım da dedi çok az. O zaman dedim gel benim evde telefonu şarja takarsın. Hem de dedim bir kahve yaparım, karşılıklı içeriz. O da ben de markete gidiyordum zaten dedi, çıkmak üzereydim. Uğrarım dedi. Peki dedim. Ülkü gelecek, bir kahve yaparım. O gelene kadar da ben hemen şurayı bir hokus pokusla kaldırırım. Neler? Abur cuburlarını abur cubur çekmecesine koyar mısın bebeğim? Ülkücüğümü uğurladım. Hemen mutfağa girdim. Güzel bir Kayseri yağlaması yapacağız sizlerle birlikte. Bakalım Zübeyde'nin pratik Kayseri yağlamasını sevecek misiniz? Haydi bismillah başlayalım. Şöyle ilk önce kıymamızı birazcık kavuracağız. O sırada ben hemen biberlerimi ve soğanımı, sarımsağımı doğramaya geçiyorum. Şöyle birazcık tereyağı da ekleyeyim. Tereyağını annemden almıştım. Sağ olsun yaptığı tereyağdan bana da verdi. Lezzetli katsın.
sıra neye geldi? Hazır kıyman kavrulmuşken güzelce hemen doğradığım soğan, biber ve sarımsaklarımı da ekledim. Şöyle birlikte güzelce özleşsinler. Bu arada ben hemen domatesleri doğramaya geçiyorum. Evet, her şey hazır. Gördüğünüz gibi sadece birazcık suyunu çekmesi lazım. Çok da fazla çektirmeyeceğim. Çünkü bunun özelliği biraz sulu olması. 2 su bardağı kadar, 200 ml 2 su bardağı kadar ılık su ekledim. Azıcık şöyle bir kendine gelsin. Sonra diğer işlemleri anlatırım. Kayseri yağlamasının son hali böyle olacak. Birazdan diğer hazırlıklarını da yaparsak tamamdır. Aslında yemeğin finalini çekecektik değil mi? Gördüğünüz gibi 2 dakikada hokus pokusla hazırlandım, giyindim ben. Çünkü orada da güzel bir züccaciye mağazası açılışı var. Çarşıda, Carrefour'un hemen yakınlarında güzel bir mağaza açılmış. Beni de oraya davet ettiler. Açılış yapılacak. Açılıştan sonra da ben de oradaki ürünleri ve mağazayı güzelce tanıtacağım Ordu halkına ve Türkiye'den beni izleyen herkese Allah'ın izniyle. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip etsin inşallah. İnanın bu zamanda bir iş yeri açmak, o iş yerinin devamını getirmek bile o kadar zor oldu ki inşallah rızkı veren Allah onların da rızıklarını bol bol versin diyorum. Bir yola çıkıyorsunuz. Allah yolunuzda inşallah güzel kapılar, hayırlı rızıklar açsın. Ben o sırada hemen hazırlanıverdim. Mutfağa bıraktım yemeği. Eşim de çok aç değiliz. Gelince dedi yeriz. İyi o zaman tamam dedim ben de. Zaten çok uzun sürmeyecek. Bir yarım saat 40 dakikalık işim var. Gidip gelip ondan sonra da yemeğin finalini çekerim sizlere inşallah. Evet, en pratiğinden Kayseri yağlaması böyle olur bence. Yemesi lezzetli, tadı da bir o kadar harika. Tek denemeniz ve yapmanız gereken püf noktası hanımlar, soğutmamak. Afiyet şifalar olsun diyorum ve asla soğutmadan hemen sofraya geçiyorum. Evet, birazdan vedayı çekeceğim. Vedayı çekmeden hemen önce şöyle güzel bir kahve keyfi yapalım istedim. Gerçekten yoğun bir gündü benim için. Oradan oraya, oradan oraya koşturdum. Sanırım bu kahve çok iyi gelecek. Bir günün daha sonuna geldik. Kahvelerimizi içtik. Hemen şöyle yatmadan önce mutfağımda güzelce toparladım. Çünkü gerçekten şunu kendinize adet edinin. Asla mutfakta bir tane bile bardak, bulaşık bırakmayın. Hem evinizin bereketi için hem de gerçekten
huzurunuzun, rızkınızın bol olması için. Ben böyle öğrendim, böyle gördüm ve herkese de bunu tekrar ve tekrar anlatmaya çalışıyorum. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz. İnşallah faydalı olabiliyorumdur diyorum. Mutfağınızı temiz bırakın. Gece yatmadan önce tertemiz, mis gibi de sabah uyandığınızda geri emanetinizi teslim alın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah verdiğim tarifleri yapıyorsunuzdur. İnşallah memnun kalıyorsunuzdur da. Kurabiye tarifini acilen yapın. Yapanlar Instagram'da paylaştım. Bayıldı. Yapan herkes, hatta gelen arkadaşlarım da çok sevdiler. O yüzden sizlere gönül rahatlığıyla yaptığım her tarifi öneriyorum. Çünkü önce ben deniyorum, sonrasında sizlere öneriyorum. Önermediğim bir şeyi çekmiş olsam da asla yayınlamıyorum. Çünkü o zaman ne olur? Güven kaybı olur ve güven, biliyorsunuz, benim için her şeyden çok daha önemli. Sizleri çok seviyorum. İzleyip destek verdiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.